Merhaba arkadaşlar. Hollandaça öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere als kelimesini göstermeye çalışacağım. Als kelimesi ne demek? Ne anlama geliyor? Cümle içerisinde nerede kullanılır? Cümlede kullanırken konumu nasıldır? Daha doğrusu ve arkadaşlar hangi zaman diliminde kullanılır? Ona birlikte bakacağız. Hazırsanız buyurun başlayalım. Bu arada arkadaşlar dersi izleyip ya da videoyu izledikten sonra bir like bırakıp bir beğeni bırakıp bir yorum yazıp ve abone de olursanız çok memnun olurum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Als of Hollandaca dilinde sanki veyamış gibi anlamına gelir. Yani farz etmek. Yani sankimış gibi öyle yapıyormuşçasına. Hemen örneklerine bakalım of ik dot hing. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi alsof başa gelmiş. Bu arada hing fiili han fiilinin geçmiş halidir, gitmek yani. Hemen açıklamasına bakalım. Ölüme gitmiş gibiydim. Öldüm sanki. Öldüm öldüm dirildim denilir ya, onun gibi. Bakın arkadaşlar, alsof sanki demek, dot ölmek yani ölüm, han fiilinin geçmiş hali olan hing. Alsof Ikdot ölmüş gibiydim. Ölüme gitmiş gibiydim ise Alsof Ikdot Henk oluyor. Ölüme gitmiş gibiydim. Burada geçmiş zamanda kullan. Yani sanki ölmüş gibiydim. Hemen başka bir örneğe geçelim. Het liked Alsof het gaat regnen. Bakın arkadaşlar yağmur yağacakmış gibi görünüyor. Het liked gibi görünmek. Alsof burada sanki Het artıkıldır. Hat gitmek yani o yöne doğru gidiyor. Reyhanı. Yağmur yağma yönüne doğru gidiyormuş gibi görünüyor. Tam olarak Türkçesi bu oluyor. Het liked gibi görünmek. Also sanki het hat gidiyor. Reyhanın yağmur yağmaya doğru gidiyor. Başka bir örneğe geçelim. Değerli arkadaşlar burada Canon fiili var. Şimdiki zamanda Canon. Can de geçmiş zamanda. Yani tanımak, bilmek. The date as of the minute kende. Beni tanıyormuş gibi davrandı. Date arkadaşlar davranmak fiilinin geçmiş hali. Hatırlarsanız do yapmak date geçmiş hali oluyor. The date as of the minute kende. Beni bilmiyormuş gibi, tanımıyormuş gibi davrandı. Yine bir geçmiş zaman fiili var. Fool'un hissetmek, full de hissetmiş olmak. Het full de alsof ik in een droom was ya da Sanki bir rüyada gibiydim. Bakın arkadaşlar. Alsof ik in een droom was. In een droom was rüyadaymıştım. Alsof gibiydim. Burada cümlenin içerisinde görüyorsunuz zaten anlama geldiğini. Hemen başka bir örneğe geçelim. Künyedun Asof Lirar Bent. Bir öğretmenmiş gibi davranabilir misin? Sanki öğretmenmiş gibi davranabilir misin? Asof Lirar Bent. Bir öğretmenmiş gibi. Künyedun yapabilir misin? Sanki öğretmenmiş gibi davranabilir misin? Arkadaşlar dün yapmak olduğu gibi davranmak yani bir fiili bir eylemi yapmak anlamında verdiği için davranma fiilini ele almış oluyoruz burada. Can you do Dedik. Ve burada artık Alsof'un sanki gibi yaparmışçasına, edermişçasına anlamlarını veriyor. Arkadaşlar, nit hıbürt olmamış. Er orada. Alsof sanki orada olmamış. Hink hay, ferdir met sein werk. Sanki hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti. Hink hay, ferdir met sein Werk. Ferdir daha ötesine, hink gitmek filmin geçmiş hali. Yani daha ötesine gidiyordu. Neydi? Sein Werk işinde. Hey, date, also hey alles wist. Her şeyi bildiği gibi davrandı. Arkadaşlar, waiting, bilmek wist geçmiş hali oluyor. Hey, date also hey alles wist her şeyi bildiği gibi davrandı. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, burada Alsof mantığını sanki gibiymiş olarak algılarsak, öğrenirsek bu ders videosunda amacının gerçekleştirmiş olduğunu gösteriyoruz. Buradaki hedefiniz Alsof'un manasını bilmek ve cümle içerisinde gördüğünüzde ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını anlamak yeterli olur diye düşünüyorum. The date also of the, hele world kon verandren Bakın arkadaşlar, ferandırın, değiştirmek kon kün'ün fiilinin yardımcı fiilinin geçmiş hali veralt dünya heyle tüm dünya so deit also of the hele, ver kon verändern. O tüm dünyayı değiştirebilecekmiş gibi davrandı. So deit also of, gibi davranmak. Bak. Gibi davrandı. Ik deit also of, gibi davrandım. Ye deit also of, gibi davrandım. Hemen cümle kalıbını kapmış oluyoruz burada. Hey lachte. Arkadaşlar lachen şu anki şimdiki zamanın gülmek hali fiil olarak lachte gülmüş hali geçmiş zaman. hey lachte alsof. O gibiymiş güldü. hey de nit behreep. O şakayı anlamamış gibi güldü. Yani sanki şakayı anlamadan güldü cümle içerisinde tam mana bunu veriyorum. Hij lacht alsof hay de grap niet Begrijpen. Şimdi şu anki geçmiş zaman. Ve biz burada anlıyoruz ki arkadaş alsof yüzde seksen geçmiş zaman için kullanılıyor. Hey cake nar mı alsof hay mi noh noid hat hızin. Beni hiç görmemiş gibi bana baktı. Diyebiliriz o beni daha önce hiç görmemiş gibi bana bakıyordu. Baktı. Cake geçmiş olduğu için Ferleyden Tide'da. Nar mı? An mı? Demiyoruz arkadaşlar. An mı? Yönelme olarak verme. Bana verdi dediğinde ye haf an mı? Diyoruz ama bana doğru dediğimizde ise işte, nar mı? Diyoruz. Bir başka örneğe geçelim. Hey, full of hay and was kendini bir kahraman gibi hissediyordu. Full'un hissetmek full de gibi hissetmek fiilinin geçmiş hali. Hey, full the kendi kendini arkadaşlar hissediyordu. Ne gibi? hey, ein was. Bir başka örneğe geçelim. Hij hey, deed alsof er niets gebeurd was. Hij hey, er was. O hiçbir şey olmamış gibi davrandı dedik. böyle daha önce de vermiştik. Pekiştirme açısından tekrar ele alalım. Date, doon filmi geçmiş hali. Alsof sanki gibi er orada bir şey belirten Yer zarfı olabilir, zaman zarfı olabilir, konum zarfı olabilir arkadaşlar. Also had nichts cost Hiçbir fiyatı bedeli ödenmemiş gibi yani bedavaymış gibi. Kocht hey ein new house. Hiçbir şey değilmiş gibi, hiçbir bedel ödenmemiş gibi yeni bir ev satın aldı. Değerli arkadaşlar, Kocht, Kocht'ın geçmiş hali Kosten, koste. Aynı şekilde fiil olarak görebiliriz bunu. Zaten new house de biliyoruz yine. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, Hollandaca als of sanki gibi gibiymiş kelimesinin cümle örnekleriyle birlikte anlamına, açıklamasına bakmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tot forhundaki.